Merhaba arkadaşlar, Paraf Akademi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ecenur Güzelsoy, YKS sayısalda 4622. oldum. Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum. Şu anda da Marmara Üniversitesi'nde tıp okuyorum, birinci sınıfım. Şimdi size bugün son iki ay kalmış TYT Biyoloji, genel olarak TYTF'nin nasıl yapacağız adlı bir video çekeceğim. <laughs> TYT özellikle biyolojiden girmek istiyorum. TYT biyolojide aslında çok fazla beleş net diyebileceğimiz sorular oluyor. Ama TYT'de FEN'e geldiğinizde ilk başta fizikle karşılaşıyorsunuz ve çok fazla görsel var. Bilmediğiniz çok fazla terim olabilir. Bu yüzden daha çok tırsıyorsunuz ve çözmekten çekiniyorsunuz. Öncelikle ben biyolojiyle başlamanızı öneririm. Sonuçta şu anda iki ay kalmış oturup konu çalışın diyemem size. Ama konu çalışmak isterseniz de canlıların ortak özellikleri, canlıların temel bileşenleri ve ekosistem çalışmanızı öneririm. Çünkü onlardan kesin birer soru geliyor ve zor konular değil, çok kolay ezberleyebileceğiniz konular. Çok fazla şifreleri olan konular. Mesela işte bende de kullandığım bir şifre vardı. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sağda şut attı diye. Bu da işte türden aleme gidilme sıralaması. Bununla beraber ne oluyor işte mesela genç çeşitliliği artıyor falan gibi şeyler oluyor. Ve bunları çok kolay ezberleyebilirsiniz. Bunlara bakmanızı öneririm. Aynı zamanda TET fen denemesi çözmenizi öneririm. Yine biyolojiden başlayarak tabii ki. Çünkü şu anda oturup bir soru bankası alıp onu çözmenin bir manası olmadığını düşünüyorum. Ve daha çok TYT fen denemelerinde daha çok ÖSYM'nin karşınıza çıkarabileceği sorular oluyor. Kitaplarda size daha çok daha zor, daha böyle öğrenmeye odaklı sorular oluyor. O yüzden deneme çözmenizi çok tavsiye ederim. Aynı zamanda yanlış yaptığınızda gidip hocalarınıza sormanızı ya da işte kitaplar, denemeler artık video çözümüne oluyor zaten. Video çözümünü izlemenizi. Eğer onu da anlamadıysanız gidip hocanızı sormanızı öneririm. Ve hocanıza şey de diyebilirsiniz. Bunu bir kısaca bir anlatır mısınız? Ben de küçük bir deftere not aldım. Özellikle sosyalde ben bir sayısalcı olduğum için işte sosyali bilmiyordum ve sosyalde bunu yaptım. Siz de TMS'niz bunu yapabilirsiniz fen için ve işe yarıyor. Akşamları da ben bunu okuyordum aklımda kalsın diye. Ve cidden ya yani benim netlerim mesela sosyalde çok yükseldi. Çok düşük yapıyordum da 5 net falan yapıyordum, 16'ya falan çıktı. O yüzden bunu da size öneririm çünkü bu fen de yapılabilecek kolay bir yöntem. Aynı şekilde yapamadığınız soruları kesmenizi ve işte hocaya anlattırdıysanız da onu da yapıştırmanızı, ona da bakmanızı öneriyorum. Çünkü bir kere de anlayabiliyorsunuz ama hoca veya işte videodaki anlatım size anlattıktan sonra da bunu anlayabilecek misiniz? Yoksa o anki şeye tamam tamam anladım mı dediniz? Ona bakmanız önemli. Ya tam öğrenmiş olun yani denemelerdeki sorulara. Fizik ve kimyaya gelecek olursak da fizikte bensin kuvvet ve hareket çözmeniz gerektiğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü zor oluyor anlaması. O yüzden daha çok fizik bilimine giriş gibi sözel konulara çalışırsanız bir veya iki soru zaten geliyor. Hani kesin bir net olur sizin için. Ve daha ezber konular, daha çok akılda kalıcı konular, daha çok yine dediğim gibi bunların da şifreleri olan konular. Bunlar daha sözel oldukları için. Ama işte kuvvet ve hareket, basınç, akışkanlık gibi şeyler daha zor oluyor. O yüzden onlara bakmanızı önermem şu dönemde. Tabii denemelerde karşınıza çıktı ve daha yine zorlanmayacağınız şekilde çözebileceğinize inanıyorsanız o soruyu işte kuvvet veya hareket de olursa yine bir hocanıza sormanızı öneririm hani nereden net geleceksek o kardır sonuçta. Kimyaya gelecek olursak da Kimyada mesela ayrıştırma tekniklerine bakabilirsiniz. Gayet kolay bir konu, çok akılda kalıcı ve genel olarak normal hayattan konu yani. Özellikle Aa, bu kimyaymış demeyeceğiniz, normalde bir size gelirse sorsa bile yapabileceğiniz sorular zaten. Sadece bir okumanızı öneririm. Ya da işte elementlerin kısaltılması tarzı şeyler de kolay oluyor daha çok. Periyodik cetvele birkaç kez bakarsanız aklınızda kalabilecek şeyler. Bunlara bakmanızı öneririm. Kimyada mesela tepkimelerle boğulmanızı önermem. O tepkime sorularını geçebilirsiniz. Zaten fazla çıkmayan sorular. Ama dediğim gibi element kısaltmaları ve ayrıştırma, saflaştırma teknikleri genel olarak çok çıkıyor. Bu arada MSÜ'ye girdiyseniz de ben netlerinize çok takılmanızı önermiyorum. Çünkü bu sadece bir sınava hazırlık prova. Bunun üzerine fazla kendinizi üzmenize gerek yok. Son iki ay motivasyon için önemli bir ay sonuç olarak. Ve motivasyonunuzu düşürdüğünüzde daha az ders çalışma ve unutma görülebiliyor. Bu yüzden ben sizin MSÖ'yü sonuçlarınıza ve işte sınavınız nasıl geçtiğinde takılmanızı istemem. sonuçta MSÖ'yü ile YKS farklı iki sınav. Mesela MSÖ'de sosyal daha zor oluyor, Türkçe daha zor oluyor ama işte YKS'de görece daha kolay olabiliyor. Bu yüzden meseleye takılmanızı sonuçlarınıza da önermiyorum. Şimdi size TT biyolojiyle ilgili birkaç bilgi vereyim. Ezberde kalabilecek ve işte soru çıktığında hızlıca yapabileceğiniz birkaç bir şey. Mesela mitokondri ve kloroplast çift zarlıdır ve içlerinde halkasal DNA yapısı bulunur. Bu çok çıkan bir soru ve bu çok kolay bir bilgi. O yüzden ezberlemenizi öneriyorum. Canlıların temel bileşenlerinde vitaminler sindirilmiyor. İnorganik maddelerin hiçbiri sindirilmiyorlar, enerji vermiyorlar. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler enerji veriyor. Veriyor. Bunların da sindirimde tercih edilme sırası da şu şekilde. Karbonhidratlar ilk önce tercih ediliyor. Sonra yağlar, en son proteinler. Protein de en çok yapıya katılan bileşen. Bu yüzden protein en son tercih ediliyor. Aynı zamanda yine spesifik bilgi. Yağların sindiriminde çok fazla su açığa çıkıyor. Ve bunu göçmen kuşlar ve kış uykusuna dalan hayvanlar kullanıyorlar. Bu onlar için iyi bir şey ve bu çok çıkıyor. Benim karşıma çok fazla kez çıktı bilmenizi öneririm. Yine başka bilgi balıklarda iç olan tek hayvan köpek balığı. Sudaki memeli yunus. Bunlar çok çıkan şeyler. Havadaki memeli diye sorarsa yarasa. Ribozom tüm canlı hücrelerde bulunuyor bunu da söyleyeyim. Besin piramidiyle ilgili bir bilgi vermek istiyorum size. Ayrıştırıcılar her safhada var. Üretici, birincil tüketici, ikinci tüketici gibi işte en sonda da hep çil alıyor. Bunlar bu organik atıkları inorganiğe çeviriyorlar. Bu yüzden her safhada bulunuyorlar. Bu sorulan bir soru aklınızda bulunsun. Aynı zamanda üreticiden üçüncü tüketiciye geçildiğinde enerji aktarımı azalıyor, biyokütle azalıyor, birey sayısı azalıyor, Bunlar da önemli. Bunlar çok fazla çıkabilir özellikle biyolojinin son sorularında. Bir de size son önerim. Fizik ve kimyada özellikle bilmediğiniz soruları sallamayın benim fikrim. Çünkü çok fazla bilmediğiniz kavram olabilir veya karıştırdığınız şeyler olabilir. Mesela fizikte çok fazla hız, sürat kavramlarından soru çıkıyor. Ve hani bunu çok fazla karıştırabilir temel öğrencileri. O yüzden onlardan özellikle soru sallamamanızı öneriyorum. Video bu kadardı. Teşekkür ederim. <laughs>